Kaç hayat kurtardın bakalım? Bir kalp krizi, bir kulak kesiği, bir de panik ataklı hastayı sayarsak 3. Oha, hiç fena sayılmaz. Saat daha 9. Bu gidişle sen nöbet bitene kadar onu 10-15 yaparsın. Sonra yine senin mekanda yemek yeriz. Benim mekan derken hastane bahçesi mi? Aha. Ya Deniz. Ya üstüme gelme. Ya benim bu akşam nöbetim yok canım. Bu akşam yemek yiyebileceğiz yani. Yeriz valla. Nereye götüreceksin beni? Hı? Zamparalık mekanlarından birine mi? Bak yine zampara dedi ya. Öyle kolay unutulmuyor. Ben unuttururum ama. Göreceğiz bakalım unutturacak mısın? Ezgi, benimle iddialaşma. Sana ismini bile unuttururum. Oha! Ezgi'cim, canım. Sevgiline çok mühim bir şey konuşmam lazım. O yüzden kusura bakma, tamam mı tatlım? Hadi öptüm ki, bye. Oha demiş miydin? Yalan'ın annesi nerede yaşıyor? Oha! Sana bir soru sordum canım. Yalan'ın annesi nerede yaşıyor? Telefonumu alabilir miyim? Ne K etmek, o K köfte. Ne? Ne K derken? Canım, önce soruma cevap ver, ondan sonra telefon. Heh, Las kızı gelmiş. Hadi bakalım. Yürü be oğlum, kim tutar seni? Peki, bilmiyorum. Telefonu alabilir miyim? Nereden çıktı bu annenin yüzü? Burada. Soruları ben sorarım Deniz Arası. Bence çok fazla bu konuları deşme Defne Barutçu. Of Sıtkı ya! Şu düştüğüm duruma bak! Ayrıca yakalanmayacağım diye odamdan bile çıkamıyorum. Şu raporları denize götürmem lazım, yapamıyorum. Yalın Aras denilen kalas resmen benim kabusum oldu ya. Bu ne böyle? Ne haber bebeğim? İyi. Beni gördüğünde sevinmedin mi yoksa? Aa. İnsan sevgisini gördüğünde sevinmez mi hiç? Hem de hiçbir şey olmamış gibi bana yürümeye devam edeceksin, öyle mi? Oldu canım, oldu, başka derdin? Heh, Yeşim'cim, seni karıştırmayacaktım ama artık benim bu duruma bir el atmam lazım. Ayıyı ininden alıp insan içine çıkarmam lazım. O ne demek ya? Senin o savunma mekanizması, 1000 kat kayadan oluşan abin var ya canım. İnine saklanmış, böyle yaralarını yalıyor. Hani insanlar ona yalın diyor. Evet, benim Yalın diye bir abim var. Heh, işte o abin küçükken anneniz sizi terk edip gittiği için herkesin bir gün gideceğini düşünüyor ya. Abim ya. Şimdi, Yeşim'cim. Benim o yaralı yavru ayıcığın kalbini tamir etmem için ne yapmam lazım? O kalbi paramparça eden anneyi gidip bulmam lazım, değil mi? Hadi. Kızım. Kayıp kıta Atlantis'i bulacağım demedim. Annenizi bulacağım dedim. Ne bağırıyorsun? Defne, abim bunu denediğini bile öğrenirse seni ne yapar biliyor musun? Ay biz annemin ismini bile ağzımıza alamıyoruz evde. Niye? Niye Yeşim ya? Sen merak etmiyor musun anneni? Ben doğru dürüst hatırlamıyorum bile.
Tamam, merak ettim. Zamanında. Ama cesaret edemedim. Annemi bulmaya kalkarsam abimi kaybederim çünkü. Bu zamana kadar annemsiz yaşamışım zaten. Bundan sonra onu görmesem de bir şey olmaz. Ama abimsiz olmaz. Onsuz hayatıma devam edemem. Onu kaybetmeye dayanamam. Yeşim. Abin bu şekilde de kayboluyor yalnız. Orası öyle de. Bak, yine saklandı o rahat maskesinin ardından. Vallahi kayboldu gitti. Benim onu oradan çıkarmam lazım. Yeşim. Anneni bulmamda bana yardım eder misin? Bilemedim ki. Bak, yalın bir şey öğrenirse filan tamamen bütün sorumluluk bende, tamam mı? Sen o konuda içini rahat tut. Ay yok, yok yani öyle şey olmaz da. Yani sorumluluk ikimizde. De. Cidden bilemedim. Gerçi abim de böyle kötüye gidiyor gibi ama. Ha ne yapsak ki? Annenin nerede yaşadığını biliyor musun? Vallahi en son yurt dışında diye duymuştum ama dedem öyle demişti. Hadi yurt dışına ya, ben şimdi yurt dışında mı arayacağım? Ya yeşim ben nasıl bulacağım ya? Burada bir bağlantı falan bulunur belki. Süreyya dedeye sorsak bilir mi ki? Bilmem. Annemle dedemin arası hiçbir zaman çok iyi olmadı. Meftune abla. Meftune abla da annemi pek sevmez. Ama merakından kesin bir şeyler öğrenmiştir. O zaman olaya Meftune ablayı sorgulamakla başlıyoruz. Ay yok. Defne bak, ben öyle şeyler yapamam ha. Ben ağzımdan falan kaçırırım. Yapamam, yapamam. Kızım, sen bir şey yapmayacaksın ki. Ben yapacağım. Meftune ablaya söyle, akşam sofraya bir tabak daha koysun. Sherlock Defne geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.